Merhaba sevgiler, saygılar efendim. Bir World of Tank videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Type 57'yi inceleyeceğiz. Yeni Japon ağır hattı geldi biliyorsunuz ve bu kez Type 50 tankını inceliyoruz. Daha önce Type 57 tankından önce Juto'yu incelemiştik. O da seviye 7 ydi. Evet, Type 50 tankına şöyle önce bir kabataslak bir şeyine bakalım, profiline bakalım. Gördüğünüz gibi Type 57 tankı birazcık bize neyi satıyor? Evet, Defender hanım satıyor. Al sana Defender çok benziyor. Direkt anımsıyorsunuz. Direkt "Aa bu defender'a benzemiyor falan" diyorsunuz. Fakat önemli bir farkı var. Defender'dan mızrak ucu gövdesi. Defender'da mızrak ucu var. Tep 57 ise çok benziyor. Küvet tipi bir gövde. Fakat burası daha düz bir mızrak ucu görüntüsü verilmemiş. Buraya bir mızrak ucu kullanılmış. Burada düz bir zırh kullanılmış. Tabii ki e şu açı belki bizi yine toparlayacak gibi geliyor bana ama tabii bunu tank GG'de daha net göreceğiz. O yüzden çok fazla tankımızın tipine takılmadan hemen tank geçiyoruz. Evet abi tank cc sitesindeyiz. Şimdi burada benim şeyim kapatıyor mu kameram? Şöyle da biotiyorum. Anında tamam. Heh, burada daha iyi. Tamam. Evet tank cc sitesindeyiz. Kameramızın yerinde ayarladık değiştirdik kameranın yerini. Çünkü bazen şu Elle gösteriyorum ne? De. Şuradaki değerleri falan kapattı oluyor kameranın. Neyse. Şimdi tankımız Type 57 tankımız. Japon ağırımız. Gördüğünüz gibi 1897 DPM'e sahip. DPM. Damage per minute. 360 alfası var. İlk mermisi 225 penetre ediyor. Gördüğünüz gibi 225 penetre ediyor. 360 alfa hasarı ve 1000 metre bölü saniye hızla gidiyor ilk mermis. İkinci mermisi sert başlıklı, sert başlıklı zırh delici mermiye sahip ve ona baktığımızda ise yine 360 alfa hasar görüyoruz. 252 penetrasyon ve 1200 metre bölü saniye ile gidiyor. Kapadık aşağı doğru iniyoruz. Topumuzun 11.40 saniyede yüklediğini görüyoruz. Siz bunu donanımlarla belki 9.5 saniye kadar indireceksiniz. Bu da aslında kendi seviyesi için yeterli olur anlamına geliyor. Nispeten görece olarak iyi yükleme süresine sahip bir top. Topumuz 2.21 saniyede bir dişan süresine sahip. Bu ağır tank olduğu için bence yeterli. 0.27 100 metrede dağılma özelliğimiz var efendim. Aslında bu da gayet başarılı hani kendi seviyesine göre. Topu güzel gibi görünüyor fakat topu için şöyle bir anlatım yapmak istiyorum ben. Bakın şöyle söyleyebilirim. Şurada koyu bir alanda göstereyim size. Gördüğünüz gibi iki tane nişangahım var. Aslında iki tane nişangah demek yanlış. İki nişangah çemberim var. Birincisi, ikincisi. Umarım görebiliyorsunuzdur. Eğer bir süre beklerseniz daha iyi nişan alan bir topunuz var. Yani ateş ettiniz. Şu anda nişangahımız küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Topumuz yüklüyor. Belli bir seviyeye geldi nişangahımız gördüğünüz gibi. Topumuz yüklüyor. Topumuz yükledikten sonra... Bakın şu anda Büyük çemberimiz mevcut. Nişanlımız daha kötü küçüldü. Nişanımız daha iyi oldu. İşte hemen beklemez, hemen atmaz. Özür dilerim, hemen atmaz. Topunuzu hemen ateşlemez. Biraz daha beklerseniz tankın nişanı daha iyi oluyor. Bunun esprisi bu. Ee, bir mantığı var mı? Yani tartışılabilir ama farklı bir aksiyon getirmiş tanka. Biraz daha geç attığınızda daha iyi şan alan bir topunuz var. Bu böyle. Bunu ekstradan çektim özellikle belirtmek istedim çünkü. Evet e, hızına geldiğimizde hızımız ileri 35 km geri 12 km olarak görüyoruz. Yine ağır tanka göre kendi seviyesindeki bir ağır tanka göre gayet başarılı bence. Tatmin edici değerler. 700 beygirlik bir motorumuz var. Motor gücü sanki biraz düşük gibi gelebilir size ama bunun yettiğini göreceksiniz. Aşağı doğru iniyoruz. Sert zeminlerde, zemin dirençlerinin ya da yumuşak zeminlerde zemin dirençlerinin nasıl olduğunu gösteren bize bir hız tablomuz var. İleri hızı sert ve orta zeminlerde değişmiyor. Yumuşak zeminde ileri hızı düşüyor. Hani zemin dirençleri de birazcık iyi gibi geliyor. Ama buna rağmen tankımızın manevra kabiliyeti bana göre düşük gibi geliyor. Yani tank ileri gidecek, geri gelecek fakat kendi etrafında çok hızlı dönemeyecek. Onu anlıyoruz. İkinci olarak Top biliyorsunuz eğilme 20 derece yukarı güzel aşağı 12 derece bu da bize şu, şunu söylüyor tankımızda bir e, hullan çok rahat oynayabileceğiz tepelere çıkacağız yani günün metasına uygun bir tank gibi geliyor özellikle zırhlara geldiğimizde tarih zırhının 260 mm olması önündeki o eğimden ve Gövdedeki 100 mm değerden sonra şu anda daha tankın zırhını incelemeden bile ya bu tankla cooldown oynanır. Tepede taret oynanır ve topu da eğildiği için çok rahat bir şekilde tepelerin kralı olabilirim diyorum içimden. Hemen hızlıca gövde zırhına bakalım. Dediğim gibi gövde zırhı 100 mm ön yanlar 70 arkada 30. Yani 100 mm'lik mm gövde zırhı biraz az gibi geldi ama bakalım göreceğiz. Sahada göreceğiz. Taret zırhımız... 260 mm Ön 120 yanlar 30 arka gayet güzel taret sırrımız da gayet güzel ve yine tankımızda 1500 can puanı var. Şimdi toparlayarak anlatıyorum tankı özet olarak gördüğüm kadarıyla tankımız hız olarak tatmin edici ileri ve geri olarak tatmin edici manevra kabiliyeti biraz düşük topun dpm'i gayet iyi alfası gayet iyi penetrasyonu gayet iyi topun yüklemesi görece iyi nişan alması bir ağıra göre görece iyi diyebiliriz. Taret zırhı çok başarılı. Gövde zırhının önünde birazcık dikkatli olunacak yerler var gibi geliyor bana. Evet. Şimdi bu tanka hangi donanımları takmalıyız sorusunu soralım kendimize. İlk olarak benim takacağım ilk donanım benim tavsiye ettiğim ilk donanım havalandırma olacaktır. Bu tüm değerlerinize ya da tüm tankın özelliğine %6'lık bir bonus veriyor. Bunu taktıktan sonra ikinci olarak yüklemeyi takarım. Ve yüklemeyiz. 10 saniye kadar indiririm ki mor donanımlarla bunlar çok 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 daha yükselebilecek değerler. İşte burada yine sizin tercihiniz gelecek. Olay size kalacak. Buraya nişan alma da takabilirsiniz. Nişan alma süresini iyileştirici donanım da takabilirsiniz. Hayır abi ben ilk pozisyonu iyi alacağım. Hızım iyi olsun. Manevram bir, bir miktar katkısı olsun. Ya da ileri geri hızıma bir miktar katkısı olsun demek daha doğru olur. Turbo şarj da alabilirsiniz. Benim tercihim turbo şarjlı. Aldığınızda ve mürettebatlarınız da all skill deyip iyi bir mürettebatınızın olduğunu düşündüğümüzde ise görüyorsunuz 9.90 11'den 9.80'e özür dilerim inen bir yükleme süremiz. DPM'imiz 2200'e yükseliyor. Hızımız 39'a geri hızımız ise 12 kilometreye kadar yükseliyor. Bu anlamda şu ana kadar bana gayet başarılı bir geldi bu tank. Şimdi zırh şemasını bir inceleyelim. Evet şimdi Taret zırhı diyecek laf yok. Gövde zırhı evet güzel ama buradaki açık çok ciddi bir zayıf nokta. Bu tankın zayıf noktası gövdesinin önü. Fakat karşı rakip yani size sizin karşınızda olan rakip sizi bu şekilde görüyorsa. Ama tepeye çıktınız ki topunuz eğiliyor biliyorsunuz. Bu tankın topu eğilir. Japonların her zaman pipisi eğiliyor. Hop bakın. Rakibe böyle baktığınızda rakibin sizi delmesi kolay değil. Evet şurada bir e, zayıf nokta oluyor ama bu kapatılabilecek bir zayıf nokta. İleri yeri gittiğinizi düşünün ve topunuzun da böyle olduğunu düşünün. Oradan delmesi yine kolay değil. Yani oradan şu, bak hani az önce bir boşluk bulduk. Oradan sokması da çok zor. Bu anlamda tank muazzam bir şekilde cooldown yapacak bir tank. Bunu net söylüyorum. Topun eğimi ve gördüğünüz zırh profili. Geçtik. Topu böyle bakıyor. Saçlı krep. Yapabilir. Birazcık topunu... Şunda hep zorlanıyorum abi kusura bakmayın. Heh. Şöyle yaptığınızı düşünün. Bizim duvarımızı alalım. Duvarımız bu. Samba Delsiz Lava. Çok güzel. Çok başarılı. Evet yine açık noktaları oluyor gibi ama hani... Pardon. Pardon. Yine açık noktaları oluyor gibi ama... Hani şu anda gayet başarılı bir... Saç scrap görüyorsunuz. Şurada bir açık noktası var. Bazı yerlerde dikkat etmeniz gerekiyor. Birincil önceliğiniz site scrap olmamalı. Birincil önceliğiniz altınızı gizlemek ve gövdenizin şurasını gizleyerek tepelerden oynamak olmalı. Ee, tabii ki yan zırhlarımız e, sıkıntılı ama şuradaki eğimden dolayı bazı mermileri, bazı atışları sektireceğini göreceksiniz. Taretimizin yan zırhı da çok başarılı. Bu anlamda... Ben net söylüyorum bu tankı çok çok beğendim. Bu tank zırh profiline olsun, topuna olsun, manevra kabiliyeti kendi etrafına dönmesi biraz az ama bu absorbe edebilecek bir şey tank bunu. Zaten maçlarımda da bu şekilde gördünüz ve eğer seviye 10'a falan denk gelmezseniz seviye 9'da mutlaka oyuna dokunabileceğiniz bir tank yani oyuna etkiniz olur. Az çok bileğiniz iyiyse ki ben o kadar iyi bir oyuncu olmama rağmen hani oynadığım maçların %73'ünden bir tanesine de az önce çıkmak zorunda kaldım. 6 F4 yaptım yani. Maçların çoğundan kazanarak çıktım. Ayrıca her maça da etkim oldu. Evet şimdi bunu bu şekilde inceledikten sonra hemen bir replayımız var. Sağ olsun Selçuk, Fırat bunlar beni replaysız bırakmıyor. Onlara da buradan teşekkür ederim. Bu sefer Selçuk'un attığı bir replay izliyoruz. Reply'deyiz. Evet Manastır haritasında Tape 57 ile oynuyor. Bu sefer Selçuk. Geçen de gerçi Selçuk'un Reply'ini incelemiştik. Buraları hızlandırıyoruz. Seviye 8 bir maça düştüğünü görüyoruz Selçuk. Yukarıdan oynamayı tercih etti. Aşağıdan da oynayabilirdi Taret olarak. Ama buradan da pull down yapabileceğini düşündü diye tahmin ediyorum Selçuk. Ve Selçuk birazcık orayı baktıktan sonra çok da fazla oraya girmemeyi tercih ediyor. Geri geri geliyor totosuyla. Ve buradan TP57 atışını yapıyor ve kendi adaşını deliyor. Her yer TP57. TP57 güzel bir tank. Tekrar TP57 görüyor. Alttan ikinci mermiyi de sokuyor TP57'ye. Bu arada X2'de oynuyormuşum ben. X2'de izliyormuşuz. Özür dilerim. Onu düşürdüm. x 1 e aldım. Bu arada Selçuk bir atışı da alabilir. Oradan delebilir onu ama delemedi. Delemedi. TP57 sektirdi. Ondan Evet Selçuk basıyor. Tek tank kaldı zaten. Tep 57'yi garaja yolluyorlar. Gördüğünüz gibi bir başka Tape 57 aslında aynı tanktı ama zırh anlamında ne kadar başarılı olduğunu gördünüz. Aslında oradan bize ne olarak veriyordu bize tank cici de Sektirme ihtimali düşük olarak veriyordu çünkü yan zırh olduğu için ama Selçuk'un atışı sekti. Aynı şekilde Selçuk da bu avantajlara sahip. Artık Selçuk yukarıdan oynamaya karar veriyor. Yukarı doğru gidecek. Nişanını alacak. Aldı. Renegade ona vurdu. Renegade kaçmadan biraz kötü. Biraz kötü bir atış. E ee, tekrar Renegade geliyor. Selçuk e, komutan kapağını nişan aldı. Atışını yap ka kaçtı. Olmadı. Ya ka kaçtı. gitti vur, vur Renegade garajda. Renegade garajda ve Selçuk ikinci atışını yapıyor. Arkadaşlar adı arkadaşı kızdı Selçuk. A. Niye garajı oluyorsun? Ben yollayacaktım dedi. de. Selçuk çok umurunda olmadan oynamaya devam ediyor oyunu. Çünkü karşısında bir TD var ve sıkıntı yaratabilir. Selçuk için. Fakat TD de Selçuk'tan sektirdi. Selçuk onun altına nişan aldı. <laughs> What the fuck is going on? No problem. Devam. Sıkıntı yok. Güzel. Yine aynı soğukkanlılık. Bu sefer arkadaşına vurmadı Selçuk. Güzel bir hareket. Arkadaşının oraya geldiğini gördüğünde o birazcık daha geri gidip açısını korudu ve atışını yaptı. Arti bu arada bulunduğumuz bölgeyi bombalayma devam ediyor. Bu arada skor 8'e 10 oldu. Ee, çok ekstrem bir tankın özelliğini görmedik açıkçası. Ama umarım başka maçlar denk gelecektir. Carnarvon'un atışını yaptı. İkisi de birbirini deldi. Carnarvon'a basıyor. Nispeten yükleme süresinin iyi olduğunu görüyoruz demiştim bu tanklarda. Carnarvon bir atış daha yaptı. Selçuk da onu sokuyor. Gerçekten Carnarvon'u burada çok kötü yakaladı Selçuk. Ve takım arkadaşları bir atış daha geldi Arti'den. Fakat Selçuk'u ıskaladı. Carnarvon'un arkasından son atışını yaparak onu da garaja yolluyor Selçuk. 9-11 kazanma ihtimalleri var. Fakat biraz dikkatli oynamaları gerekiyor. Karşıda bir Nomet var. Nomet biliyorsunuz yeni etkinlik tankı. O etkinliğinde bir videosunu çekeceğim. O etkinlikle de alakalı nedir ne değildir anlamında bir video yapacağız. Umarım hafta sonuna yetişir. Küçük bir reklam daha sonra tekrar oyunumuza geri dönüyoruz. Selçuk bulundu. Ee kayaların üstünden rakibi görmek ve onu ateş etmek istiyor. Fakat o da ne? Bir de Nomad ona ateşini yaptıktan sonra onu sektiriyor ve ardından Nomad'e de hasarını veriyor. Gördüğünüz gibi genelde 400-420 gibi hasarlar rule ediyor Selçuk'un tankı. Yani Tape 57. Tavsiye edebileceğim bir tank. Kesinlikle alın diyebileceğim bir tank. Nomet delemeyeceğini anlıyor. Ki delmesine de imkanı yok. Nomet'in onu. O da artık patlayıcıya gitmiş. 54 vuruyor ama Selçuk 392 hasarını veriyor. Acımıyor. Nomet 57 vuruyor. Selçuk basacak. Büyük bir ihtimalle garaja gidecek. Nomet belki bir kez daha atışını yapabilir Selçuk'a. Nomet atışını yapamadan Selçuk onu garaja yolladı. Selçuk garaja yolladı. Ve rakip kepe doğru basacak burada Selçuk. Haritaya baktığımızda maçı çevirebilir gibi bir hava var. Bu arada artı attı. Selçuk şanslı bir şekilde yemedi o mermiyi. 3645 hasarda Selçuk 760'da sektirme hasarı var. Az çok toparladılar gibi. Az çok bu bölgede temizlik yaparak toparladılar. Bu arada yukarıda bir tank fark etti Selçuk. Bakın manevra kabiliyeti çok iyi değil demiştim. Çok kötü değil ama çok da iyi değil. Ve yukarıdan maalesef Borask. Borask tarafından Selçuk Karaca yollanıyor. Evet maç sonu skorlara bakmayacağım ama şunu söyleyeyim. Selçuk takımdaki en yüksek skor atmış oyuncuydu. Oyuna katkıda bulunuyorsunuz dedim ya. İşte bu anlamda söylüyorum. Ee, ya da bakalım ya bakalım. Ben, ben yükleyeyim şeye bakalım. Evet maç sonu skorlara geldik. Bakmayacağım dedim ama baktım. Aslında bakmamız iyi oldu. Şu açıdan Selçuk 4000 vurdu bakın. 4000 vurdu ve ikinci böreveyi aldı. Yani kaç vuruyorsunuz abi bu tankla? Gözünüzü seveyim. Ama tankın ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Bunlar rağmen tabii ki high kalibre, yüksek kalibre madalyasını aldı Selçuk. Toplamda yine bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tankla connection kurmuş Selçuk. Hasar verdiği olmuş, vermediği olmuş. Garaja yolladığı olmuş ki 3-5 tanesini garaja yollamış. Bu anlamda hani etkili bir tank olduğunu söyleyebiliriz takım skoruna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Selçuk takımı sırtlamış. Ama tabii ki bir yere kadar sırtlayabilirsiniz. Bu What maalesef yapacağınız en iyi hamleler, oynayacağınız en iyi oyun bile çok da fayda getirmiyor kazanma anlamında. Ee, gördüğünüz gibi Selçuk 4057 de hasar atmış ee, takım olarak en yüksek takımdaki en yüksek hasar atan ve dolayısıyla en yüksek deneyimi kazanan oyuncu olmuş Selçukumuz. 760 hasarlık. ...bir e, bounce atı yapmış, bir sektirme yapmış zırhından... ...ve oyun olarak da gayet başarılı bir oyun oynadığını görüyoruz. Selçuk'un bin para ve 2934'te deneyim kazanmış. Evet videoyu izlediniz. E, genel bir toparlayacak olursak... ...kapatmamış değil mi kameram? Evet kapatmamış abi... Abi genel bir toparlayacak olursak artık birazcık da şöyle maçlardan sonra ya da bu inceleme replylarından sonra anlatıp anlatıp kendi yorumumu da getirmek istiyorum tanka. Tank genel olarak yorumlayayım şöyle. Tekrar söylüyorum. Tankı şiddetle tavsiye ediyorum. Son zamanlarda oynadığım en iyi tanklardan biri. Çok keyif aldım. Topu eğiliyor. Defender tipi, tipi zırhı. Birçok mermiyi sektirmenize sebebiyet veriyor. Ve rakip nasıl sektiğini de anlamıyor. Yani nasıl nereden sekti falan oluyor böyle. Sidescrap yapabilir ama birinci olarak önceliğiniz tepede tanet oynamak olsun. Çünkü iyi bir top eğimi ve iyi bir topu alfası DPM'i reload süresi var. Evet ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki video çok farklı bir seviye 9 incelemesi olacak. Çok çok farklı olacak. Onu büyük bir ihtimalle cuma yüklemiş olurum ya da cumartesi olacaktır. Tekrar söylüyorum videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike. Bak Bakın bunu kimse söylemez ayrıca. Atın. Kendi yorumunuz, öneriniz, düşünceniz ya da eleştiriniz ya da katkısı olacağını düşündüğünüz bir düşünceniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Siz bu tankı oynar mısınız, oynamaz mısınız? Evet bu kadarlık yeter. Video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Kapadık.